Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü Pontefract'tayız. İngiltere'de Pontefract'ta iyilik koşulu program. Akşam koşusu gibi olmuş bu. 16:20'de başlıyor. Birinci koşu. Amatör erkek birinci koşusu. Handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada 2 numaralı Just His Tim Esterby ve 4 numaralı Defense Treaty James Turner. Bunlar hepsi erkek. Erkek birinci koşusu zaten. Evet. 2 ve 4 bu zaten Esterby'ların kendi bunlar. Aynı zamanda antrenör grubu Tim Esterby. 2 ve 4 diyoruz buraya. Yedili piyasanın ilk ayağı bu zaten. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Kısa metrajlı bir koşu. Pontefract'ta. 4 numaralı Rain Water. Oysen Orla ilk atımız. Bu Oysen Orla her yere gidiyor ha. Nerede var yarış bize de denk geliyor. 5 numaralı Royal Zabil. Ryan Moore. 6 numaralı Sweet Soul Music. Ben Robinson. 1 numaralı Bay of Australia. Evet, Doggy Castello ve 9 numara Elias Impact, Jason Hart. Bu Joe Quinn, Jason Hart yine yan yana gelmişler. İki antrenör, yani antrenör ve jockey. Bunlar tam sürpriz açık oluyor öyle olduğu zaman. Dört, beş, altı, bir ve dokuz. Dokuzun altını çiziyoruz ama dikkat. Eksiden eksenden gelme. Üçüncü koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada tüm otoritelerin tek gösterdiği bir at var. Uzak ara 5 numaralı Point Given. Mr. Said Suahil. Sir Statute ve Ryan Moore. Point Given 5 numara. Burada banko arkadaşlar. Otomatik bir banko bu. Dördüncü kuş handikap 3 yukarı yaşlı İngilizler 3400 metre 3,4 kilometrelik bir uzun metrajlı koşu burada bizi bekliyor. 3 numaradan başlayalım. Ryan Sexton'ın bindiği El Boracco. Evet. Bu safkana rakip noktasında 4 numaralı Ashington, Jason Hart. 6 numaralı Flint Hill. Graham Lee, 7 numaralı Giovanni Change, Jack Garrity. Burada yeter herhalde bu kadar. 3, 4, 6, 7. Burası için gayet yeterli. Şu Stefano Church 64,5 ama yani 3400 metre nedir abi? Yani nasıl çıkaracak bu at bunu? Gerçi genelde 60'ın üzerinde. Orada bir numaraya da dikkat etmek lazım yani aslında yazabiliyorsak yazalım onu. Beşinci koşuya geçtik şimdi. Burada handikap 4 yukarı İngilizler. 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar çok zor bir ayak bu. Hemen hemen tüm atları burada gelir. Altı Telleret Fielden'la. 10 numaralı Motafafek Andre Mullen ve 20 numaralı Ventura Rascal. Ne olursa olsun yazacağız bunları. 10 ve 7 numaralı Safkanlar arkadaşlar. 11 numaralı Perfect Swiss David Allen. 2 numaralı Hort Zadar Oliver. 1 numaralı Garden Oasis Shane Crane. Ve 4 numaralı Sukellus Ryan Sexton. Ya burada başka bir at varsa sizler de ilave edersiniz. 6, 10, 11, 2, 1 ve 4 numaralı safkanlar diyoruz şu an için. Şu Harrington'ların da kendi atı bu 3 numara. Biz yazmadık ama yazmak lazım onu da. 3'ü mutlaka yazalım arkadaşlar. Alexander James. Yine Jason Hart. Burada.
Evet, zor bir ayak. İnşallah geçeriz bu ayağı. Altıncı kuş handikap 3 yukarı Engezer 1000 metreye çıkacaklar. Burada 3 tane at çok ön planda bizim için. 2 numaralı Impressor. Footstep'in Center'su Ben Curtis'le. 3 numaralı King of Tonga. Tonga, Tango mu? Tonga mu? Tonga olmuş. Tonga'ya düşmek. Harrison Shaw. Biz de Tonga'ya düşünmesin de. 4 numaralı Dunkirk Lads. Drum Phantom'a. Evet. 2, 3 ve 4 numaralı Safkanlar diyoruz buraya. 2, 3, 4 numaralı Safkanlar. Burası için çok şu an için uygun gözüküyor arkadaşlar. Evet, 2, 3, 4 dedik arkadaşlar burada. Burasını bu şekilde geçmek istiyoruz. Şimdi tabii burada başka atlar da çıkacaktır. Şu an için 2, 3, 4 çok kısıtlı geldi. Son ayaktayız. 7. koşu. Handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 4 numara Alternatif Banco. David Nolan, Harris Hallow arkadaşlar. Bunların kendi atı. Kevin Frost'ların kendi atı. Burada. Bu safkanın rakipleri ise 6 numaralı Emperor Karadok. Burada Siuni yavrusu Graham Lee ile. 2 numaralı Gatanfar. Jason Hart yine. 1 numaralı International Girl Oisnor. Ve 7 numaralı Golden Apollo David Allen. Burada Callum Road'u gezin bindi attı. Fena değil gibi duruyor ama son koşuları çok 2-9-9 yapmış. Ama buna rağmen 69 handikap puanında kalmış. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Ama 4 numara Alternatif Banco yaptık onu. O son iki performansı da çok iyi. Yani böyle ayağının ucunda sanki o at. Gelecek gibi duruyor. Yani boşuna at oralara yazmanın da anlamı var mı? Onu bilemeyiz. Evet, bugün arkadaşlar başka çarşamba itibariyle öncelikle İstanbul'da çok güzel bir program var. Premium üyelere ait olan videomuzu izleyebilirsiniz. Elazığ zaten şu an yayında. Pontefract arkadaşlar şu an videomuz yayına giriyor. Greyville yayında. Buraya tabi Amerika'da eklenecektir. Normalde Saratoga ve Delaware Park yazmışlar. Eğer eklendi takdirde onları da premium üyelerimize ait olarak sizlerle izleyebilirsiniz. Evet, Pontefract'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Sizlerin kendi katkılarıyla güzel bir şablon yaparsınız arkadaşlar. Ve değerlendirmeye alırsınız. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.